Mustafa Ataylı Hoca bir gün bir talebesiyle burada uçuyor. Çok da güzel bir yelken yakalamışlar. Böyle bir rüzgarlı bir havada uçuyorlar. Bu kuleden de telsiz o zamanlar yeni kullanılmaya başlamış. Mustafa Hocama telsizle anons yapıyorlar. Hocam diyorlar, arkadaki lojmanın anahtarı yanınızda mı diyor. Soruyorlar kuleden. Hoca da havada öğrencisiyle uçuyor ve diyor ki evet yanımda ne var diyor. Niye sordunuz diyor. Biraz otorite var. Çünkü kamp komutanı yani şey kampın amiri, kamp müdürü. Ondan sonra bu ara uçuş devam ediyor tabii. Arkasından hocam diyorlar bir dalış yaptığınızda planörden diyor kulenin önüne diyor lojmanın anahtarını atabilir misiniz diyor. Hoca merak ediyor lan niye atayım diyor yani şey uçuşum bitecek birazdan ineceğim ne lazımmış. Yok diyorlar hocam yenge hanım burada diyorlar kulede anahtarı bir atarsanız iyi olacak. Hocam diyor ocakta yemek var da diyor yanmasın diyor anahtarı bir atar mısınız? Sonra Mustafa Ataylı Hoca bir dalış yapıyor. İşte buralarda bir yere lojmanın anahtarını atıyor yenge anahtarı alıyor gidip ocağı kapatıyor. Eskişehir'deyiz, İnönü'deyiz. Burası Türk Hava Kurumu'nun eğitim kampı. Çok tarihi bir yer. Yakın Türk tarihi açısından, Türk havacılık tarihi açısından çok önemli, çok değerli bir yer. Türk havacılık tarihine damgasını vurmuş birçok önemli havacının yetiştiği bir yer burası ve buradaki binalar, buradaki ağaçlar 1930'lu yıllardan beri burada. Bugün buranın tarihini anlatmaya çalışacağız size. Buranın önemini vurgulayacağız hep birlikte. Bu sohbeti başlangıcını kafamdan kurguladığımda önce şeyi çok önemli vurgulamamız lazım. 16 Şubat 1925'te. Düşünebiliyor musun? 1920 daha Cumhuriyet kurulalı 16 ay gibi bir şey olmuş. Ulu Önder Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsüyle Türk Tayyare Cemiyeti kuruluyor. Niçin kuruluyor? Öncelikle havacılığı sevdirmek, havacılığın önemini anlatmak, hava sanayisinin altyapısını hazırlamak ve havacı bir nesil yetiştirmek. Yani tamamen havacılar. Çünkü Mustafa Kemal o apayrı bir video konusu. Onu ayrıca bir çekeriz arzu ederseniz. Mustafa Kemal'in inanılmaz bir havacılık nosyonu var. Bilgisi var, tecrübesi var. Gerçi havacı değil, karacı bir subay biliyorsunuz ama inanılmaz bir deha. O ayrı bir konu. Fakat çok kısa bir sürede kuruluş amaçlarından bir tanesi havacılık eğitimleri verilmiş olmasına rağmen maalesef yapılan değişikliklerle ve alınan kararlar doğrultusunda 1925'te hangar bile satın almak kaydıyla başlayan uçak alımları başlıyor. Fakat bunlar daha sonra hava kuvvetlerine devredilerek eğitim aşaması biraz geriye kalıyor. Ne zamana kadar? Ta ki 1934 yılında Atatürk'ün çocukluk arkadaşı ve ikinci Türk Hava Kurumu Başkanı olan Fuat Bulcan'ın bir Rusya gezisi var. Rusya'da gittiğinde Köktebel, yani Göktebel, yani Göktebel diye bir yer var Kırım'da ve Karadeniz'de bizim karşı tarafımızda. Orada bir havacılık merkezini görüyor. Bunu gelip Atatürk'le de paylaşınca o zaman diyor ki Atatürk, evet diyor biz de böyle bir oluşum yapalım. Amacımız da bu değil mi zaten? Yani havacılığı sevdirmek, havacı gençler sportif havacılığı yaymak. O zaman diyor böyle bir şeyi başlatalım diyor Fuat'cığım diyor. Ama diyor Vecihi Urkuş'tan da, o zaman Urkuş'ta Vecihi'nden de faydalanın diyor. Atatürk'ün bu emri doğrultusunda hemen çalışmalar başlıyor ve yine Atatürk'ün aslında o da uzun bir hikayedir. Şu andaki Türk Kuşu'nun olduğu Ankara Eğitim Üssü'ndeki Atatürk'ün çiftlikleri kapsamında olan bir araziyi de Atatürk tekrar Türk Hava Kurumu'na bağışlıyor ve orada havacılık başlıyor. Fakat havacı eğitimi verecek yetenekli ya da kadro, bilinçli, tecrübeli eleman yok. Bunu da Rusya'dan iki tane öğretmen yazışmalar sonucu geliyor. Birisi Sergei Anakin, diğeri de Misha Romanov diye iki tane hem planörcü hem paraşütçü iki tane öğretmen geliyor. Onlar gelirken de yanlarında gemiyle iki tane TAK-4 dediğimiz daha sonra bizim de yaptığımız başlangıç planörü. Bir tane TAK-PS2 dediğimiz TAK-7 yani biraz ileri seviye bir planör. Bir tane de akrobasi planörü Şabeş dediğimiz Şarametyev 5 planörünü yanlarında getiriyorlar. Ve Ankara Türk Kuşu tesislerine yani Etimüs'teki tesislerde ilk eğitimler verilmeye başlanıyor. O zaman Türk Hava Kurumu'nun ilk planör eğitmenleri yabancıydı, Rus'tu diyebilir miyiz? Doğru, kesinlikle öyleydi. Planör eğitimi çok farklı bir şeydi ve Türkiye'de o zamana kadar planör yoktu. Ama çok öncesinde Galatasaraylı öğrencilerin yaptığı bir planör denemesi vardı ki başarılı da oldular. Ama o tabii çok amatörce ve çok deneysel bir uçuştu. Bunlar da etken oluyor. Çünkü onlar da basına yansımaya başladı İstanbul basınında falan. Böyle bir şey zaten Atatürk kafasında vardı yani.
Dolayısıyla bu Rus öğretmenlerin gelmesiyle birlikte Ankara'da eğitimler başlıyor. Mesela şöyle başlayalım. TAK-4 dediğimiz, yani US-4 dediğimiz planör, lastik amortisörler var. Yani planörün önüne lastik koyuyorsunuz ve sağ tarafta 5 öğrenci, sol tarafta 5 öğrenci. Uçuşu yöneten hoca diyor ki 27 adım. Lastiği tutuyorlar, çekiyorlar, 27 adım gidiyorlar. Sonra arkadan bir komutla bırak diyorsun. O lastiğin sapan mantığıyla. Planör havalı. İnsan gücüyle. Yani i̇nsan gücüyle. Orada ne oluyor biliyor musun? Yerden belki 3 metre, 5 metre atıp 50-100 metre gidiyorsun, iniyorsun. Tabii öncesinde yer kontrolleri, lövyeler, şunlar bunlar, ne olur, teorik dersler veriliyor. O ayrı bir konu. İlk başlangıç bu. Bunu başarabilen ya da yapan öğrencilere de A brevesi veriliyor. Planör A brevesi. Şimdi Ankara'da bu yapılıyor. Fakat eğitimler ilerliyor. Diyorlar ki Rus uzmanlar, yani evet hep böyle lastik amortisörle uçmak çok şey değil, ekonomik değil. Çünkü bir süre sonra lastik amortisörler eskiyor, yırtılmaya, yani sürtünüyor, bir şeyler oluyor. Ne diyorlar ki, bize tepe lazım, yani böyle tepeden süzülmek lazım, yani kullanalım. O zaman şimdi Urankent dediğimiz Ankara'daki Ergazi, oraya bir hangar yapılıyor falan. Orada da bir Ankara'yı bilenler bilirler. Urankent'in yanında çok tatlı bir, birdenbire 5-6 metrelik bir çukur vardır, böyle bayır vardır. Oradan da atlayışlar yapılıyor. Bu sefer de 100-150 metre uçuşlar gerçekleşiyor. Bunları da PS-2 ile yapıyorlar. Bu sefer de B brevesini alıyorsun. Ama Rus uzmanlar ısrarla söylüyorlar. Ya diyorlar, bir tepeden uçmamız lazım. Yani yetmiyor bu işte de. Yani, ha. Burası da yetmiyor. Ya da bir ne derler, römörkte dediğimiz, yani şeyde bir uçağa bağlayacaksınız havalandı. Düşünsene, yani bir öğrenci için bir uçağa bağlıyorsun, uçağa vırr gidiyor. İn bir daha çok da efektif değil. Rus uzmanlar ısrarla diyorlar ki böyle bir yamaç olması lazım. Böyle yamaç olması. Bu eğitimler başladığı sürede öğrenci de seçiliyorlar. Onu da anlatalım. Öğrenciyi seçiyorlar. 8 öğrenci diye geçiyor ama 9 öğrenci seçiliyor. Bunlardan bir tanesi de Sabiha Gökçen. Ve bunlar 10 Temmuz 1935'te Türk Hava Kurumu, 3 Mayıs 1935'te kuruluyor. Mayıs. Temmuz'da da bu 9 öğrenci Çiçerin vapuruyla Rusya'ya Köktebel'e eğitime gönderirler. Protokol öyle. Bu ara ama Rus uzmanlar Türkiye'de hala planör eğitimlerini vermeye başlıyorlar. Paraşüt eğitimleri başlıyor. Rusya'ya giden Sabiha Gökçen ve öğrenciler önce planör eğitimi alıyorlar. Paraşüt eğitimini alıyorlar. Motorlu uçuşun Moskova'ya geçiyorlar. Hatta bir tanesi modelci oluyor. Sağlık nedeniyle biraz sıkıntı yaşadığı için modelci oluyor. Sonra onlar da eğitimli olarak geri döndüklerinde Türk Hava Kurumu'nda, Türk Kuşu'nda ve dolayısıyla planör uçuşlarında öğretmenlik yapıyorlar. Şimdi ne dedik az önce? Uçacak zemin çok önemli. Yani herkesi uçakla, römorkta çekemezsiniz. Herkesi bir tepeden atmanız lazım. Bir şeyler olması lazım. Bu sefer zaten Atatürk'ün de verdiği talimat gereği Vecihi'den faydalanın dedi ya. Vecihi Hoca zaten bir efsane. Yani havacılığın Vecihi Ürküş yani. Tabii. Yani onun neler ya anlatılabilir onun için. Dolayısıyla Vecihi Ürküş'le beraber Anohin, Rus uzman, Ankara civarında yamaç arıyorlar. Yani planör uçuşlarına uygun bir yer. Elmadağ'a gidiyorlar, işte Mersin tarafına gidiyorlar, Konya tarafı düzlük yok diyorlar falan. Birdenbire Veci Hoca diyor ki, ya bakma buraları madem geçtik, gel ben sizi bir yere götüreceğim diyor. Niye getiriyor biliyor musun? Buraya getiriyor. Neden getiriyor biliyor musun? 10 Ocak 1921. Bu meydanda 1. İnönü Savaşı yapıldı burada. Akabinde 1 Nisan 1921 gene 2. İnönü zaferi yapıldı. Ve o zafer sırasında burada uçabilen tek pilot Vecihi Ürküş'tü. Yani Çukurhisar, Bilecik o yöreden geliyor. Ve burada bu alanda Türk ve Yunan birlikleri savaşırken Vecihi Ürküş artık elinde birkaç bombayı attıktan sonra makineli tüfeğinde son mermiye kadar düşmana şey yapıyor. Fakat şunu gözlemliyor. Analarında da anlatıyor zaten. Yüksek uçardım diyor. Fakat diyor öyle bir daldığım zaman diyor çok enteresan bir hız kazanırdım diyor. Ve burasının hava akımlarından bahsediyor. Bakın 21 yılından bahsediyoruz. Ve savaş sırasında. Savaş sırasındaki bunları gözlemlediğini, evet, bunu aktarıyor. Ve sonra Sayın İsmet İnönü'ye, çünkü İnönü soyadı, İsmet İnönü'nün soyadı da kanunu çıktığında 1. ve 2. İnönü savaşlarından dolayı İsmet İnönü soyadını aldı biliyorsunuz. İnönü'nün adı da şu, küçük bir köy, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Şu arkadaki tepede birkaç tane in var, yani mağara. İnönü. Oradan dolayı Sayın İsmet İnönü Paşa'mız da, Cumhurreisimiz de, Reis-i Cumhurumuz da soyadını buradan alıyor. Ve Atatürk'ün orada çok önemli bir sözü var. Ne diyor biliyor musunuz? Bu 1. ve 2. İnönü Savaşı'ndan. Siz orada düşmanı değil, Türk'ün makus kaderini de yendiniz diyor. Dolayısıyla Vecihi Ürküş Anohin'i buraya getirdiği zaman
anoin şok oluyor. Çünkü neden? İşte bizim A ve B, C tepeleri dediğimiz tepelerin yanında, sen çok iyi biliyorsun, bugün de uçtun zaten. Planörün uçabilmesi için dediğimiz gibi bir havaya bir şekilde çıkması lazım. Ya bu römorkla, ya otovinçle, ya bir yedekte bir uçakla, ya da C tepesinden uçacaksın. Ve havada kalabilmenin şartlarından iki tanesi de nedir? Birincisi bir termik dediğimiz, yani sıcak havanın seni kaldırması lazım ki uzun süre havada kalabilesin. İkincisi de yelken dediğimiz, yani bakın şu an bile esiyor, dağın yamaçlarına çarpıyor. Onu planör olarak sıra dağların üzerinde giderek gide gele uçuşunu tamamlıyorsunuz. Dolayısıyla burası inanılmaz bir yer. Hemen köylülerle konuşuyorlar, diyorlar ki beyim, burada Mayıs'ın başında bir başlar rüzgar, Eylül'ün sonuna kadar biz harmanımızı falan hep burada yaparız falan diye. Zaten Aronin hayran oluyor. Çünkü o zamanki literatüründe de şöyle geçmiş zaten. Türkiye'de dünyada 3 tane havacılık merkezi var. Planörcülük için çok uygun. Şimdi tabii binlercesi oldu, o ayrı bir konu ama birincisi Köktebel, bu işin başlangıç noktası. İkincisi İnönü. Bir tanesini de Amerika'da bir yer galiba. Çok bilmiyorum onu. Ondan sonra İnönü böyle bulunuyor. Bakın, kampın etrafını çeviren çitler bile aslında tarihi bir öneme sahip. Yani tarihi nitelikte. 1935 yılından beri burada bu çitler. Bu binaların tamamı 1930'larda neyse hala o yani. Aynı. Sadece boyaları mı değişiyor zaman zaman şu kenardaki? Değişti. Mesela geçen sene, evvel sene sarıydı. Bu sene mavi olmuş. Evet, şimdi C tepesinin özelliği de şu. Hocalar şimdi düşünsene. C tepesinden kızaklar. Yani tahtadan ne diyeyim, bunun iki katı gibi düşünün. 3 metre gibi düşünün. Tahtadan böyle meyilli kızak ve onları ziftliyorlar. Planörün altında da bazen metal, bazen ağaç var. Onu öğrenciler kanatlarına tutup sürttürüyorlar. Zaten 5-10 metre sonra hemen kalkıyorsun zaten. Esas şuydu, yani o biraz tecrübeli oldukları için. Orada uçuş yapacaksın, yelken uçacaksın için dönüp o arazi, temizlenmiş araziye tekrar C tepesine ineceksin. Düşünebiliyor musun? Mesela uçtun geri buraya indin. Yani meydana indin, çayıra indin. O planör oraya nasıl çıkacak? Evet. Haydi sökeceksin. Yani o zamanlar böyle kamyonlar, traktör, yani şeyler, mandalar var, atlar var. Mesela fotoğrafları var. Beyaz bir at. Çok sık görüyorum. Gibi. Bu sefer öğrenciler bilmem neler falan tekrar oraya çıkıyorsun. Bu büyük ayıptı o zamanlar. C brevesi alacak öğrenciler. Eğer orayı tutturamayıp, inemeyip de bir şekilde buraya inerse o büyük ayıp, hatta kendi aralarında cezalar falan veriyorlarmış. Öyle duyuyoruz, okuduk yani. Bu suyun bir özelliği var. Bu dağın adını bilmiyorum. Mutlaka bir coğrafik bir adı vardır. Ama bütün havacılar bu dağa ya da bu tepeye C tepesi derler. Daha önce de bahsettim ya da biraz sonra bahsedeceğim belki oranın hikayesiyle ilgili, ama bu dere oldu mu olası akar ve bunun özelliği şudur. Hem bu dere ve onun başındaki ilk çıkış kaynağında bir havuz vardır. O dönemlerde bütün havacılık eğitimi alan gençlerin sosyal aktivitesi olarak havuz yüzmeleri vardır. Ama bu kanalın, buranın ayrı bir özelliği daha var. Planörcülükte veya diğer uçuşlarda, motorlu uçuşlarda da ilk yan hızına çıkıp geldikten sonra pilotumuzu biz bu suya atarız. Burada ıslatırız. 36'da burası bulundu ve Anohin planör öğretmeni ya, burada Türkiye'deki ilk, daha doğrusu Ankara'da oldu ama Türkiye'deki Anohin'in ilk kırdığı şey var. 3 saat ve küsuratı var. Burada planör uçuş yapıyor. Hey yavrum ey, Vecihür Kuş durur mu? Vecihür Kuş onların hocalarının hocası. Vecihür Kuş bir çıkıyor, akşam üzerine doğru çıkıyor, 5 saat havada kalıyor. Ondan sonra Rusya'dan gelen öğrencileri demotive ediyorlar. Ondan sonra arkasından Tevfik Aytan, Muammer Öniz. Onlar 5, 7, 9 böyle ardışık sırayla hepsi rekor kuruyor. En son kim geliyor biliyor musun? Gökteki Venüs, Emrullah Ali Yıldız. Bir geliyor. Önce tek başına olan planörle 14 saat 8 dakika havada kalıyor. Düşün, 14 saat burada gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Artık en son... Az önce hoca da bahsetti ya, yukarı ve aşağılara meşaleler yakmışlar. Yani ineceği pisti görsün şu durumda diye. Hava kararıyor çünkü. O yetmiyor, o da dünya rekoru gibi ama tek kişilik olduğu için sayılmıyor. O zamanki dünya rekorları çift kişilik. Aradan bir yıl geçiyor, bu sefer öğrencisiyle beraber, yanılmıyorsam Tevfik Aytan olabilir gene beraber. Çıkıyorlar 18 saat bu sefer. 18 saat 45 dakika dünya rekoru yani. O rekoru da Emrullah Ali Yıldız burada kırıyor. Burada kırıyor.